Buradaki topluluk amacımız öncelikle THP'ye süreklilik kazandırmak, THP'nin statüsünü ve özlük haklarını genişletmek. Biz THP'de çalıştığımız süreç boyunca bazı zorluklarla karşılaştık. Hatta bazı arkadaşlarımız birden fazla zorluklarla karşılaştı. İzin haklarımız olmadığından ötürü, kişisel haklarımız olmadığından ötürü, çalışan haklarımız olmadığından ötürü biz birçok arkadaşımızın çıkışı verildi ve onlar artık evlerine ekmek götüremiyorlar. Bundan dolayı biz süreklilik istiyoruz ve bir statü kazanmak istiyoruz. Şu an kaç THP'li var? Şu an Adıyaman'da en son yapılan açıklama 7800'dü, 8500'e kadar yükseldiği söyleniliyor. Yani bütün bu insanların evlerine ekmek götürmeye ihtiyacı var ki bu insanlar ihtiyacı olmasa zaten şu an günümüzde Adıyaman'da 17.500 TL'ye ev geçindirmek gerçekten çok imkansız hale geldi. Kiraların ne kadar yükseldiğini toplum olarak hepimiz biliyoruz. Ne tür başvurularda bulundunuz ve ne tür cevaplar aldınız? Bu konuda henüz bir başvuruda bulunmadık. Derneğimizi yeni kurduk. Bu arada derneğimizin açıklamasını da yapalım. THP Çalışanları adlı derneğimizi kurduk ve bütün THP'li arkadaşlarımıza da hayırlı olsun diyorum. Bundan sonraki çalışmalarımızı basından birebir yayınlayacağız. Teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, dediğim gibi yani THP'nin mevcut sistemde devam etmesi mümkün değil. Ama mantık zeminine oturtularak, farklı meslek gruplarına dağıtarak belediye bünyesinde biz THP'lerin çalışmalarına devam etmelerini sağlayacağız. Hem esnaf işçi bulma konusunda yaşadığı sıkıntıyı gidereceğiz esnafın. Esnafın bir kişilik iş gücünü, yükünü alacağız, işçi yükünü. Hem de sizlere uzmanlığınız olduğu ya da kurslarına giderek uzmanlık edindiğiniz, belediye olarak bizler size bu konuda destekleyeceğiz. Uzmanlık edindiğiniz konularda sizleri işlere yerleştireceğiz. Hem belediye bünyesinde olacaksınız, hem sizin izin günleriniz olacak, hem haklarınız olacak. Şu anda THP bize bağlı olmadığı için bunun hani izninin ya da işte haklarının savunması konusunda ben elimden geldiğince yine ses çıkartmaya çalışabilirim. Ama eğer mevcut belediye başkanı olabilirsem inşallah, o makama yerleşebilirsem mutlaka ben bu konuyla alakalı da çalışma yürüteceğim. Aynı standartlarda olması için sizlerin izin hakları, zaruriyet durumları olduğunu göz önünde bulundurarak bu konuda yardımcı olacağım mutlaka. Bu da sözüm olsun size. Çok teşekkür ediyorum size. Size de bu seçimde başarılar diliyorum. Sizden de desteklerinizi mutlaka bekliyoruz. Mutlaka. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada derneğimize de derneğimiz adına da en kısa zamanda sizin makamınızda ziyarete gelmek isteriz. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Başarılar. Çok teşekkürler. Adıyaman'dayız. 400 yataklı hastanesinde THP olarak görevliyiz. İşimizin devamlılığını istiyoruz. Devamlı olmaz Adıyaman kalkmaz. Biz aileler kalkamayız. O yüzden işimiz devamlılığını istiyoruz. Tek temelimiz bu. Teşekkür. Biz süreklilik istiyoruz. Arkadaşlarımız için bu kadar insanlar, depremde mağdur olan arkadaşlarımız var. Onlar için süreklilik istiyoruz. Herkes evine bir ekmek götürsün diye. Hani bir insan, ailesi engeli olan insanlar var. Evine ekmek götürmek isteyen insanlar var. Hiçbir insan mağdur kalmamalı. Tek ricamız süreklilik istiyoruz. 3 günlerde gittim. Sağ olsun şimdiye kadar Allah razı olsun devletimizden. Yine teşekkür ediyoruz. Yine bu süreçte bizi yalnız bırakmadıkları için yine teşekkür ederiz. Ama ne olur bize süreklilik. Süreklilik, bunu bize hediye etmeyin. Zaten Cumhurbaşkanımız da hani hak helali söylemişti. O hak helalini bizim çocuklara armağan olarak THP'yi bize bağışlasın. Biz bunu istiyoruz Cumhurbaşkanımızdan. Hani acı anne olarak ben de evladımı kaybettim mesela. 2 ay mezarlıkta yattım, kalktım. Bu THP sağ olsun arkadaşlar beni kaydetti, çıktı. Bu THP sayesinde benim biraz psikolojim düzeldi. Nasıl düzeldi? 6 çocukla 17.002 lira parayla, maaşla ben bu çocukları idare etmeye çalışıyorum. Benim istediğim herkes kazansın ama THP de kazansın. Ama bizim gibi yani acılı anneler de, babalar da, kardeşler de yani THP olarak yarı yolda kalmak istemiyoruz. Korkularımız var yani. Korkularımız var. Biz bu işi kaybedersek biz ne yapacağız? Biz yani gidecek bir kapımız yok. Çünkü neden? Çünkü iş yok. Adıyaman'da hiçbir iş gücü yok. Tekstiller var. Tekstildeki abilerim, ablalarım, hani yönetici abilerim diyeyim. Siz bize demişsiniz ki, THP'lilere demişsiniz ki
iş istihdamı var. Niye depremden önce biz geliyorduk, hep Suriyeli çalıştırıyorsunuz. Biz geliyorduk kapılara, bizi işe almıyordunuz. Çünkü o TYP benim çoluk çocuğumun kursağına gittiği bir lokma. O lokmayı da eğer ben o çocuklarıma veremezsem benim hiçbir yaşamam anlamı yok. Sayın Vekilim, bugün TYP'liler burada toplandılar, sorunlarını size aktardılar. Hı hı. Nasıl geçti toplantı ve var mı bu işin bir çözümü? Çözüm şu, çok sıcak ortamda geçti. Hakikaten teşekkür ediyorum. Çünkü insanların kafasında soru işaretleri vardı. Bunların çözüm noktasına yaptığımız mücadeleleri, uğraşlarımızı kendilerine izah etmeye çalıştık. Kendileri de olgunlukla karşıladılar. Orada bilmiyorum, herhalde siz de dinlediğiniz konuyu aldınız. Ben tekrar edeyim isterseniz. İlk düşüncemiz mücbir sebep halinin devamını sağlamak. Bunun akabinde TYP'yi uzatmak mümkün olduğu kadar. Şu anda kadrolaşmalarla ilgili şu an herhangi bir söz de veremiyoruz zaten. Buradaki takdir edersiniz, biz bunları ekonomiye kazandırmaya çalışacağız. Bunlar için de Adıyaman toparlandıkça, iş yerleri çoğaldıkça bunların öncelikle işe alımları konusunda tasarrufta bulunmak istiyoruz. Yani biliyorsunuz bu TYP'nin amacı toplum yararı bir programdı. Amacın biraz dışına doğru sapmaya başladı. Bizim tek düşüncemiz şu dönemde, yani TYP programında 8500'e yakın kişi şu anda istihdam edildi biliyorsunuz Adıyaman'da. Bunların işte deprem döneminde özellikle ayakta durabilmeleri, ekonomilerini biraz sağlayabilmeleri amacıyla devletimiz ekstradan bunları finansman yüküne katlanarak, ki bu ekonominin zor olduğu dönemde böyle bir yükün altına girdi. Ve bunu da biz tabii insanlar belli bir düzeye geldikçe kadro istemeleri gayet doğal hakları. Fakat bunların biliyorsunuz biz bunları ya yani mevcut bir iş yeri olmadığı halde ekstradan istihdam ettik. Şimdi bunlara iş yeri sağlamaya çalışacağız. Adıyaman'da işte alanlar düzelttikçe gerek devlet kurumları gerek özel kurumlarda, sanayi alanlar olsun, kurumlarımız olsun, buralarda yatırımları çoğalttıkça tüm amacımız şu anda o. Onlara iş imkanları, iş çalışabilecekleri alanları oluşturup daha sonra öncelikle istihdamları sağlatmaya çalışacağız. Yarısı devletten, yarısı işverenden şeklinde bir formül... Yok, onu da konuştuk da o çok tutmadı. Aslında onu da önerdik. Yani biliyorsunuz, demin de izah ettim ben size, toplum yararı programında istihdam ettiğimiz TYP'li personellerimiz şu anda ekstradan işe alınan kişiler, siz de biliyorsunuz, takdir edersiniz. Sanayi alanında kullanabilir miyiz? Hem çalışsınlar, iş gücü, ihtiyacı karşılansın. Çünkü organize sanayi bölgesini de ziyaret ettim. Biliyorsunuz o bölgede ben uzun yıllar görev yaptım. İşletmelerin çoğu şu anda yarım kapasite ve 2/3 kapasite. Hepsi TYP bitsin bizi mahvetti diyorlar onlar da. Bir de öbür tarafa dönüyorum. Halkımız TYP devam etsin diyor. Yani çözümü, ortak bir çözüm noktasına gitmemiz gerekiyor. Yani şu aşamada hakikaten büyük sıkıntı yaşıyoruz. Yani dengeyi korumakta. Önerisi olan insanların önerisine de açığız gerçi bu konuda ama bir şekilde devlet kurumlarıyla, bakanlıklarla yaptığımız görüşmelerde acaba bu alanlarda istihdam ederek veya dediğiniz gibi yarı yarıya belki paylaşarak bu alanlarda bu arkadaşları kullanabilir miyiz diye. O konuda uygulanabilir değil şu anda. Yapamadık o işi de. İşin açığı çok sağlıklı bulmadılar. Yani buradaki çözüm noktasında bizim tek çaremiz şu anda demin söylediğim gibi işte iş alanlarını bunları ekonomiye kazandıracak çözümler üretmek, çalışacaklar, alanları yaratmak ve bunları daha sonra öncelikli olarak istihdamını sağlamak olacak. Artık sanayi içinde başka bir çözüm üretmemiz gerekecek. Gerçekten oralar da bayağı bir sıkıntıda. Bir dönem bunun 3-4 ay öncesinde organize sanayi ve fabrikalar çok böyle satış ekonomik sıkıntı olduğu için üretimleri düşmüştü. Çok sesleri çıkmıyordu ama işçi bulamama konusunda. Son birkaç aydır gerçekten ekonomide bir özellikle sanayi alanında canlanma oldu. Tam kapasite üretime geçmeye çalışıyorlar. Bir sefer de işçi bulamıyorlar. Bakalım bir ortak çözüm bulmaya çalışacağız ama bizim işimiz zor yani. Olayı lütfen iki taraflı düşünelim. Hem bizim açımızdan hem sanayici açısından gerçekten biraz çözüm biraz sıkıntıya giriyor. Bakalım. Rica ederim. Çok sağ olun. Saygılar. İyi akşamlar. Beni davet edeceğiz. Ben de sanayiden gelme bir milletvekiliyim. Biliyorsunuz. Sanayiyi geliştireceğiz. Zaten otomatikmen işsizlik çözülecek arkadaşlar. Biz sizi günlük doyuramayız. Bitiremeyiz yani. Yanlış anlamayın. Bugün niye? Bakın biz bir TYP'yi verdik. Deprem döneminde vatandaşlarımız şehri terk etmesin. Doğru mu? Evet. Dışarıya çalışmaya gitmesin. Şu dönemi biz toparlayana kadar finanse ettik. Açıkçası. Şimdi ömür boyu bunun sonu yok. Ya ben bu arada iş yerleri açıp sanayi geliştirdikten sonra kurumsal şeyde kamu alanlarına geliştirdikten sonra neden olmasın? O zaman istihdam yapmaya yüzüm olacak. Biz şu anda onların çalışabileceği alanları yapmaya çalışıyoruz. Hastaneler yapıyoruz. Belki yarın hastaneler bitecek.
THP'leri bir takım buraya kadroya almamız gerekecek. Önce onları tercih ederiz arkadaşlar. Ama alan olmadan 3 kişinin yapacağı işi 6 kişiye yaptırın diyorsanız el vicdan yani olmaz. Çalıştırılacak alanları oluşturana kadar zaman kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Ama devlet millet el ele yapmaz. Abicim işte ben size açık açık her şeyi kartları açık oynadım. Bütün her şeyi anlatıyorum. Olacağı da olmayacağı da. Karar ve takdir sizin. Ben sürekli paylaşımcı bir insanım. Varsa fikri olan karşılıklı konuşuruz. Siz şu konuyu yanlış yapıyorsunuz. Böyle yapsanız bakın olayı da düşünürken sadece bireysel düşünmeyin lütfen. Benim sofram dediğiniz zaman biz zaten batarız arkadaşlar. Biz bütünüz. Genel çözüm peşindeyiz. Ben Ahmet, Mehmet, Fatma Bacı peşindeyiz. Genel çözüm. Adıyaman'ın genel olarak ekonomisini çözeceğiz. Hepinizin sorunu birden çözeceğiz. Yoksa adam kandırma olsa en çok affedersin. 5-6 kişi alırım hadi işe alırsın. Bu iş böyle mi? Öbürlerine ne diyeceğim ben? Bizim derdimiz Adıyaman. Adıyaman'ın geleceğini oluşturmak. Hem bugün hedef koyduk. Bir, tarım alanı. İki, sanayide. Üç, turizm alanı. Adıyaman 3 alanda çünkü turistik anlamda Adıyaman Açık Hava Müzesi arkadaşlar. Bunlar ne olacak biliyor musun? Bitireyim ablacığım dinleyeceğim. Bunlar ne olacak biliyor musunuz? Hepsi sizin için. Adıyaman ekonomisi canlandıkça esnaf canlanacak, iş yeri açılacak. Sen gidip belki de boş yerce dükkan açacaksın ya ne bu maaş diyeceksin. Aynen. Efendim Mevlüt. Niye el avuç açsın benim Adıyaman vatandaşım ki? Bakın şu anda da yapıyoruz işte ablacığım. Sayın vekilim. Ama ne istiyorsun ne yapalım söyle ablacığım. Evet doğru ben gezdim. Bulamazlar. Çünkü ben tekstilde çok çalıştım. 12 saat ayakta olup köpek muamelesi yapıyorlar aldıkları halde bir de orada hakaretlere maruz kalarak çalıştığım ortamı biliyorum ben. Aynen. Gözümün yaşıyla çalıştığım Oğuz Gülmen'i hiç unutamam vekilim. Hiç kimse de burada sanmıyorum 12 saat gidip çalışıp da ayakta öyle durup da 10 dakika kahvaltı molası vekilim bu vicdan merhamet lazım ya. Saygı duyuyorum. 10 dakikada kim kahvaltı yapabilir? O merdivende birbirimizi çiğneyerek kahvaltı yaptığımız zamanları ben biliyorum. İnşallah. Yani gerekirse size hak veriyorum. Hak veriyorum. İsim de verebilirim yani. Yok vermeyin isim vermeyin. İsim konuşmayalım. Arkadaşlar şu anda firma şey ismi falan kullanmayın. Aynen. Ablacığım haklısın. Ben de bu duyumlar aldım. Bazı işletmelerde olmuş bunlar. Tamam bazı işletmelerde olmuş. Bunlar hepsinin farkındayım. Ben o organize sanayide 30 küsür yıldır oradayım. Önce Altışehir'deydi fabrikalı. Sonra organizede. Ben hepsini gördüm, biliyorum. Bunların savaşını ben de verdim. Allah'tan bizim çalışmalar kurumsaldı yani. Hiç kimsenin hakkında bir şey oluşturmazdı. Bu sıkıntıları duyduk. Bunların giderek azaldığını seyrettim ama. Belki siz dediniz bayağı bir uzun zaman önce oldu. İnşallah. Yazıklar olsun ona da. Yazıklar olsun. Şimdi bu dönemden sonra ben şunu söyleyeyim. Arkadaşlar bir müsaade ederseniz. Bu dönemden sonra çalışanlarına sıkıntı yaratan, tabii şu dönem geçti işten belki diyeceksiniz ama ben onların hepsini takip ettireceğim size söz veriyorum. İşçisine, çalışanına eziyet eden, hakkını ödemeyen, maaş kartını alan kim varsa hepsini yakasına yapışıp üstüne çökeceğim. Hiç şimdi, merak etmeyin. Zaman da olmuş, hak veriyorum. Olmadı değil, ben de duydum bazı yerlerde ama fiilen bilmiyorum açık söyleyeyim. Duydum, duydum. Çok, hepsini duydum. Karadağ mı? Ben Karadağ götürüyorum. Onu da yeni duydum yani o kadar da. Tamam ben SSK, bütün kurum müdürlerimle konuşacağım. Hepsinin de sıkı takipçisi olacağım. İşletmene takipçisi olacağım.